parti yapacağız. Üst katı asla yapmayacağız. Üst katta parti gibi olacak. Harikasın Elif, çok güzel anlattın anneciğim. Ay. Arkadaşlar, yoğun ısrarınız üzerine ev turu yapmaya karar verdik. Yerim yorumlarda mi? Yazmıştım ben, bilenler bilir arkadaşlar. Üst kat henüz hazır değil. Elif Sinem'in çalışma masası gelmedi. Egemen'in dolabı gelmedi. Benim yatak oda takımım gelmedi. O yüzden ne yapıyoruz? Sadece alt kat bahçe turu yapıyoruz. Hadi bakalım, bize de kim eşlik ediyor? Tatlı bücürümüz eşlik ediyor. Çok sevindin sen. Evet, buradan başlıyoruz arkadaşlar. Önce şöyle gösterelim. Evimizin girişinde bu taraf vestiyer, bu tarafta lavabomuz var. Şöyle gösterelim. Burası tuvalet. Şimdi Elif Sinemciğim bize ilk önce salonu göstersin. Ya kanepe koltuklarımız gri bu da ya. Kanepe koltuklarımız gibi gri. Burası salonumuz arkadaşlar. Biz bu eve taşındığımızda eski evimizden eşya getirmemeye karar verdik. Oradaki kanepelerimiz videolardan bilirsiniz yeşil renkliydi. Buraya böyle biraz daha spor bir model seçtim. Kedimiz gibi gri. Ben griyi çok severim. Elif Sinem bilir. Annemin en sevdiği renk gri ve beyazdır, değil mi Elif? Elif Sinem, sence? Bak arkadaşlar, ev eşya salma videomuzda bunu al demişsiniz. Bazılarınız da bunu al demiş. Bak, sizi kırmamak için bunu da aldım, bunu da aldım. Bunu da Elif Sinem beğendi. Böyle yuvarlak, hoşuna gitti. Değil mi Elif? Annem, ne yapıyorsunuz siz? Ya ben bunları yerim, bunlar benim aşklarım. Büyük aşkım da yukarıda, bilgisayar başında. Egemen. Evet. Ay, bulamayalım. Konsolumu da böyle seçtim arkadaşlar. Henüz daha yerleşme aşamamız... Ne oldu? Televizyonumuzun konsolu bu şekil. Kanepelerimizin 3 tanesi açık renk. Bu koyu renk. Halıyı da ona uygun seçtik. Buradan Elif Sinemciğim, hadi kediyi rahat bırak anneciğim. Bırak kediyi, gel. Hadi sen bize evi gezdir hadi. Elif Sinem bücürden ayrılamıyor ki arkadaşlar. Ayrılamıyor. Ben bile ayrılamıyorum. Şuna bak. Bak ya, ya şundan nasıl ayrılır bir insan ya. Bak hemen geldi yanıma. Hayır. Ayak parmaklarını ısırmayı çok seviyor. Çok değişik bir huyu var. Bak bak. Bakın şimdi. Bücür. Ve bücürümüz daha tuvalete alışmadığı için kanepelerim dün gelir gelmez. Bak bak bak, oyuncu. Oyuncu seni. Şu kanepe ve tuvaletini yaptı. Değil mi Elif? Bak bak, nasıl seviyor. Hadi gel. Yayın ben seni. Bu şöyle öpüşmüş. Hadi öpelim de ayrılalım. Niye bu devriliyor ya? Yine uykusu var galiba bunun. Uykusunu alamadı. Hadi uyu bakalım. Hadi gel Elif. Anne, bırakalım yüzüme anneciğim. Ne yapayım, söyleyeyim mi? Dur kızım, balkonun kapısı açık mı çıkmaz mı? Süpürgeyi devirir üstüne, al onu, daha o şey vidalanmadı. Şurası açık mı bakayım. Perdelerimi de kanepelerime uygun seçtim. Ha, tamam, burası kapalıymış. Elifciğim gelsene, ev turu yapacağız. Ya. Tamam, onu da kucağında gezdir hadi. Şimdi nereye gidiyoruz anneciğim? Nereye gidiyoruz? Mutfağa geçiyoruz. Mutfağa geçiyoruz. Mutfağımızda aynı kanepelerimizle uygun masa takımı aldım. Ve kedimizle uygun. Burası da şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası da mutfağım. Burada buzdolabım. Burada fırınım. Burada küçük ev aletlerim. Dolabım anne, şu şekil. Anne, buraya iki ayrı perde diktirdim. Beyaz renk diktirdim. Anne, aydınlık olsun diye. Canım. Ay, düşecek. Yok. Acıkmıştır bu. Her yerimi yalıyor. Öyle mi? Neyse, gel bakalım. Arkadaşlar, hallarım da eski evimin halları, videolardan biliyorsunuz ama buraya çok güzel uyum sağladı bu şekil takım halinde. Şimdi bir de burada kış bahçemiz var. Yani bu ev nasıl geçiyor? 5+1 olarak geçiyor. Bu 5+1'in içinde kış bahçesi. Yani burası oda gibi yapılmış. Gösterelim. Elif Sinem perdeme bayıldı. Bu perdeyi Elif Sinem seçti. Burası. Hah, oturun orada. Çok güzel oldu. Ben bahçe turunu yaparken siz de burada oturun, tamam mı? Salonumla aynı perdeyi buraya yaptırdım. Buraya mutfağımla aynı perdeyi, aydınlık olsun diye yaptırdım. Buraya kalorifer peteğe koymuşlar. Dediğim gibi burada kışın burası bir oda gibi aynen oturuluyor. Yaz kış. Elif Sinem ve Egemen'e böyle salıncaklardan aldım. Bir tane alsam paylaşamayacaklardı malum, değil mi? Kioş Egemen odasından çıkmıyor, ona da ben oturuyorum değil mi Elif? Böyle aynı mobilyalarımıza uygun. Bu da anne ve baba için, yani bizim için. Bu havluyu kim attı buraya? Ben topluyorum, bunlar da atıyor arkadaşlar. Anneciğim korkuyor, korkuyor. Salıncaktan korkuyor. Getir şu koltuğun üstüne koy. Getir anneciğim. Yerde donar. Halı da onunla aynı renk.
Buraya da böyle gri renkli halı seçtik. Mobilyaya uysun diye. Alt kat bu kadar arkadaşlar. Kış bahçesi, salon ve mutfak. Sonra bir de bahçe. Mutfağımızda dediğim gibi bir de bu açıdan göstereyim. Ev turu diye tutturduğunuz çekin diye. Arkadaşlar şu stand var ya. Buraya iki tane bar sandalyesi alınacak. LED lamba çekilecek. Daha evin çok eksiği var. Şimdi bahçemizi gezelim birlikte. Gel kedimiz. Burası verandaya açılan kapı. Dur şöyle. Şöyle açalım. Burası verandaya açılan kapı. Buraya havuz alacağız. Elif gel, terliklerini giy anneciğim. Kediyi bırak. Biz bunu önceki evimizde bulduk. Bunu niye aldık onu da bilmiyorum. Baban almış işte. İndirimde olan şeylere dayanamıyor Murat amcamız. Hiç yani havuz yok, Kayseri'de deniz yok, bot almış baban. Sanki ben neydiler? Bungee jumping yapacağız değil mi Elif? Dünyamda var ama deniz. Yok annem ya. Orası küçücük böyle su birikintisi. Şunlar da arabadan indirdim. Taşınma aşamasında bunların üzerinde dinlendik malum. Bahçemiz bu şekil. Burası veranda. Şuradan şöyle kapının önüne gidilen bir yol var. Böyle bu şekil. Bahçemiz gayet büyük ve çok güzel. Ben çok sevdim. Hatta size şuradaki çiçeklere sizin isminizi koymuştum. Tek tek isminizi yazmıştınız. Bir gün videoda da sizin isimlerinizi okuyacağım. Elif nasıl fikir? Bir videomuzda arkadaşların isimlerini söyleyelim mi? Hepsiyle konuşalım burada. Olmaz ki. Yok yok, onlar bizi dinleyecek zaten. Biz videosunu çekeceğiz, tamam mı? Evet gel bakalım. Bahçemiz bu şekil. Buradan gördüğünüz gibi bir de bu tarafa gidiyor. Şurada şöyle güzel bir oyun parkı olsa iyi olurdu. Arabayı koyacağımız alan bu şekil. 4 araba sığıyor. Misafirleri de düşünmüşler. Elif var ya, bir tane daha kişi Elif yazdı. Onlara ne yaptılar? Mesela sen Elif'sin. Ha, 2-3 tane isimle bir sürü yazdılar anneciğim. Bir isimden 2-3 tane yazanlar var. Ben de hesabının ismini söylerim. Hayır öyle değil. Başka biri Elif yazdı. Benim adım Elif'ti. Başka biri de benim adım. Hesabının ismini söylerim. Anne babasının hesaplarını kullanıyorlar ya. Burada yan komşumuz. Yan komşumuz burada var ama buradaki kendi şeye gitti. Almanya'ya gitti. Gel. Anne. Burada da çok tatlı bir kedimiz var. Komşumuzun da. Şimdi çiçeklerimiz bu şekilde. Çiçeklerimizi göstereceğim ben size. Şu çiçeklere sizin isminizi koymuştum ama gördünüz mü? Aşırı sıcaklardan solmaya başladı. Düzenli suluyoruz ama arkadaşlar. Yoksa abonelikten çıkanlar mı soldu? Çıkmadınız değil mi? Çıkmadıysanız beğeni atın, adınızı yazın, bileyim bak buradakilerin. Şu canlı olanların ismini bileyim lütfen. Böyle rengarenk çiçeklendirme yapmışlar. Şöyle göstereyim. Elif Sinan Bostan bölümüne geçti. Yani bu bahçenin estetiği bozulmasın diye arkadaşlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Buraya ekme biçme alanı yapmışlar. Hadi gezelim. Bakın. Rüzgar esiyor. Burada marul var. Şu ne, onu anlamadım. Burada bamya var. Bamya sever misiniz? Genelde çocuklar sevmez. Elif bostanın içine girdi. Elif dur gel. Anneciğim güneş geçecek, başına gel. Şu an ikindi vakti, tam dışarıya çıkmama vakti. Aa, şu rüzgar gülüne bayıldım. Elif, rüzgar gülüne baksana rengarenk. Ev için alışverişte biz ondan da alalım mı? Vizyon kitap evinde vardı, oradan alalım. Hala işçiler çalışıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Burada yol yapım aşama çalışması var. Buraya yol yapılacak. Eve hep toz giriyor o yüzden. Burası tamamen domates. Biber çeşitleri, kapya biber. Son tarafta da salatalıklar var. Dediğim gibi burada da, burası da domates galiba. Burada da dereotu işte. Ekmişler, maydanoz ekmişler ama büyümemiş. Bunlar da bize kaldı. Giden kişilerin ellerine sağlık. Hadi gel. Getir anneciğim, terliğini giy şimdi. Burası bostan bölümü, burası da bahçe bölümü. Arabanın birini getirmedik. Bugün getirelim gidelim de anneciğim, benim arabam orada kaldı. Arkadaşlar Murat amcanın sürekli eve git gel olduğu için ben gitmiyorum. Öteki arabayı getiremedim. Ben genelde burada düzenleme yapıyorum evin içinde. Elif şimdi... Elif ne yapacaksın? Sulama mı yapacaksın? Sabah sulamayı yapmıştık ama sen şu çiçekleri bir sulasana. Aa, o çiçekler de burada da varmış arkadaşlar. Bakın göstereceğim. İşte burada. Pembe pembe, çok seviyorum bunları. Ayağını mı yıkayacaksın? Ben de sulayacaksın sonra. Hadi gel. İçeriye gidiyoruz. Buradan nereye gideceğiz?
Nereye? Bir izleyicimize söz verdik, size geleceğiz diye ona gideceğiz değil mi Elif? Yani siz gidebilirsiniz. Biriyle de AVM'de buluşacağız. En büyük hayali Elif Sinem'le tanışmak olan çocuklarımız var. Onlarla buluşmaya gideceğiz. İçine su mu dolduracaksın? Bence onu akşam doldur, sabaha kadar ısınsın. Ne dersin? Hayır, şimdi... Sabah güneşi vuruyor ya. İyi tamam, sen bunu doldur o zaman anneciğim. Dur sıkma sıkma. Sıkmadan doldur anneciğim. Bak camlara şey oluyor, geliyorsun. Ha manzaramızı üst kattan göstereceğim manzarayı, dur sen. Sen oradan bana el salla, tamam mı? Geliyorum. Evet arkadaşlar, yukarıya çıkalım şimdi. Ay kedi geldi. Sen ne yapıyorsun burada aşkım? Sen ne yapıyorsun ya, sen benim ayaklarımdan ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun ayaklarımdan? Bak bücür geldi buraya. Ay rüzgardan korkuyor anneciğim, içeri al şunu. Seyran yapıyor. Baban telinin içine yatarmış. Yatıyormuş. Yiyeceksen oraya işe, kanepeme değil. Babana kışkırtma olur. Hadi. Kedimizi de yukarıya çıkaralım, gel. Hayır, buraya çıkalım. Tamam sen burada oyna o zaman. Buradan yukarıya çıkalım. Yukarı odaların turunu yaptırmayacağım arkadaşlar size. Durun bakalım. Üst balkonumuza geçtik. Manzarayı buradan göstereceğim. Senin taraftan açılıyor bu. Sinekliğimizi açalım. Buraya çamaşır seriyorum. Geçen burayı yıkadım. Çok eğlenceliydi. Manzara da arkadaşlar işte bu şekil. Kayseri Erciyes Dağı karşımda. Bayılıyorum bu manzaraya. Bakın. Şöyle göstereyim. Panoramik bir manzarası var evimizin. Yani Kayseri'nin bir ucundan diğer ucuna bütün mahalleyi buradan görebiliyoruz. Bakın. Ve ince Erciyes manzarası. En sevdiğim. Kumsmol AVM karşımızda. Şurası. Videolar çektiğimiz yer. Mevzu AVM'de şu taraf ileride arkadaşlar. Şu tarafta. Elif neredesin? Elif içeriye girdi kediyle galiba. Şöyle göstereyim size de. Arka komşularımız, yan komşumuz. Ev turu bu şekil arkadaşlar. Elif'in yanına gidelim. Sinem ne oldu? Kedi çok acıkmış. Egemen. Bak senin sorumluluğunda bu kedi. Niye bakmıyorsun kedine? Acıkmış mı? Ne yapıyor? Yine elini mi ısırıyor? Tuvalete gitme Allah'ım. Allah hisse geçsin. Düşer oraya. Bakayım. Elif bezdirmesin, istemiyor parmağını. Dur anneciğim, acıkmışsa abim verir. Dur. Egemen de diyor acıktı diyor, biliyor saatini, tuvaletini falan da yaptırıyor. Bence onu Egemen'in yanına götürelim, biz vedalaşalım, hadi gel. Evet arkadaşlar, ev turu part 1, birinci katı gezdirdik. Diğer videomuzda da Elif'in, Egemen'in odasını, benim odamı gezdireceğiz. 3 katlı arkadaşlar. Bir de çatı katını gezeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, dinlemez mi? Like atmayın. Hoşçakalın. Bak. Sen niye hoşçakalın demiyorsun? Ya ben de sana yapayım. Hoşçakalın.